Uzun süredir izliyoruz Sedat. İyi futbolcusun, yeteneklisin. Ama yetenek tek başına yetmez. Çok çalışman gerekli. Biliyorum efendim. Kulübünle ilgili bütün sorunları hallettik. Artık bizden biri sayılırsın. Bir iki küçük işlemin dışında her şey tamamdır. Yarın gelir basının önünde mukaveleni imzalarsın. Çok sağ olun efendim. Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok şaşkınım. Sedat'cığım, öyle bir kulübe geliyorsun ki bence Türkiye'nin en büyük kulübü. Tabii eğitim durumuna göre galiba son sınıftaymışsın. Aslında biz dışarıdan gelen arkadaşlarımız için kendi okulumuz var. Çünkü bizim için eğitim çok önemli. Arkadaşlarımız beğenmiş, inşallah başarılı olacaksın. Ama eğitimle de beraber gitmesinde büyük yarar var. Onun için okuluna da önem vereceksin. Ancak hocalarınla da herhalde görüşecek arkadaşlarımız. Mutlaka sana biraz tolerans gösterecekler antrenmanların için. Ama elinden geleni yap. Bu şansı, bu fırsatı hiçbir zaman tepme. Ben onun için şimdi seni tebrik edeceğim. Öpeceğim. Sonra arkadaşlar gerektiği tercihleri yaparlar. Teşekkürler. Hadi hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aramıza hoş geldin. Yarın bu saatte bekliyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Başardım! Başardım Allah'ım! Başardım Allah'ım! Ben bir savaşçıyım Allah'ım, ben bir şampiyonum, bir numarayım oğlum ben, bir numara, başardım işte. Fenerbahçe'ye geldim. Allah'ım ben sarı kanarıyım. Hem sarıyım hem lacivertim aynı anından. Allah'ım şükürler olsun sana Fenerbahçe'ye transfer oldum. Bir şampiyona transfer oldum be. Allah'ım sana şükürler olsun be. Sen savaşçısın oğlum. Sen bir şampiyonsun. Tamam başardın ve hallettin bu işi işte. Helal olsun sana be. Helal olsun Sedat'ım benim. Yıldırımımsın be. Yıldırım gibi parlayacaksın bu takımda işte. Sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'ye gelecektin zaten. Sevinmeniz bittiyse size stadyumu gezdireyim. Siz ne zamandır buradasınız? Karakterinle ilgili bilgi sahibi olacak kadar. Hazırsan stadı gezdireyim. Tabii hazırım. Gezelim. İşte burası. Girebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Formada senin. Benim mi? Evet senin. İnşallah imzadan sonra ismini de yazdıracağız. Diyebilir miyim? Tabii tabii. Yardımcı olayım sana. Oh,
Merhaba delikanlı. Merhaba. Bu gördüğün otomobil teknolojinin son harikasıdır. Ya belli oluyor. Çok güzel zaten. İleride alırsın inşallah bir tane bundan. Hem kim bilir o zamana kadar daha neleri çıkar. Yo, ben bu aralar da alabilirim. Futbolcuyum ben. Çok güzel. Hangi takım? Fenerbahçe. Daha yeni transfer oldum. Hayırlı olsun. Biz Fenerbahçeli futbolculara çok otomobil verdik böyle. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar geleceğim ben. İyi günler. Alo aşkım. Aşkım başardım. Başardım artık aşkım. Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Neyin var senin? Ağlıyor musun? Babamla kavga ettik. Sana söylemeyecektim ama babam ciddi. Beni Bursa'ya götürecek. Ne? Ne Bursa'sı? Halamın yanına. Burada onları çok üzmüşüm. Bir de Afet Hoca'nın çağırdığını söyledim. Derslerin kötü olmasaydı çağırmazdı diyor. Ya aşkım tamam sen sakin ol. Bak sen istemedikten sonra sana kimse hiçbir şey yapamaz. Bak hem ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum artık ya. Ben varken burada seni hiç kimse bir yere götüremez. Sen merak etme aşkım. Seni seviyorum tamam mı? Ben de seni seviyorum. Anne! Baba! Anne! Şey, beni çağırmışsınız hocam. Gel Sedatçığım, canım evladım benim, gel. Aslanım hoş geldin, gel otur bakayım şöyle. Otur. Seninle gurur duyuyorum, yüzümü kara çıkarmadım. Teşekkür ederim hocam. Bu okulda sadece senin çok önemli yerlere geleceğini ben zaten çok iyi biliyordum. Sağ ol hocam. İyi, önümüzdeki sene okulu sarı laciverte boyatmayı düşünüyorum. Hadi ya, ciddi misiniz? Çok ciddiyim Sedatçığım, hatta teneffüs zilinde Fenerbahçe marşı yapacağım. Vay be, yapmayın. Yapacağım. Okulun amblemli kravatlarında sarı lacivert çizgili yapacağım. Bu okul Fenerbahçe Lisesi'nden daha Fenerbahçe Lisesi olacak şerefsizim. Ey be! İyi ama tabii biliyorsun bütün bunların maddi bir külfeti var. Nasıl yani? Yani boyaydı, zildi, CD'ydi bütün hepsi bunların parayla alınacak şeyler. Yani diyorum yani senin transferin gerçekleşince sen de bize bir yardım edersin herhalde değil mi? Ne de olsa bu okula büyük bir vefa borcum var. Tabii hocam. Neden olmasın? Böyle söyleyeceğini biliyordum. Otur rahatına bak rahatına. Ben sana bir kola veya gazoz söyleyeyim. Bülbül çabuk buraya iki tane kola getir. Biri diyet olsun. Sen sporcu olduğuna göre kilona dikkat etmen lazım. Öyle değil mi Sedatçığım?